Türkiye Bilişim Derneği ikinci başkanı Koray Özer'i kapanış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli dostlar, sevgili bilişimciler. TBD'nin 32. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 2. Ankara Bilişim Fuarı'nın kapanış ve ödül törenine hoş geldiniz. Gelen seslerden de anladığıma göre en iyi kapanış konuşması hasta ziyareti gibi kısa olanıdır diye algılıyorum ve son derece de kısa keseceğim. Ama birkaç notum var fuar ve kongreyle ilgili. TBD'mize yakışır bir kongre ve fuar yaptığımızı düşünüyorum. Yine bir şeyler öğrendik, bir şeyler dinledik, paylaştık, biraz değiştik, biraz da değiştirdik sanıyorum. Konuşmacılardan gelen bilgileri alarak. Bu yüzden bütün katkı verenlere, dinleyicilere, panelistlere, konuşmacılara, sunuculara, alkışlayanlara ve soru soranlara çok teşekkür ediyoruz. Öneride bulunanlara da. Bugün birkaç kategoride ödül veriyoruz. Bilişim Hizmet Ödülleri ve Bilim Kurgu Öykü Yarışması. İlgi uyandırmak için söylüyorum, 17.sini yaptığımız Bilim Kurgu Yarışması'nda ilk kez bir kadın yazarımız birinci oldu. 200'e aşkın konuşmacıyı dinledik. 3 gün sürdü ve 10.000'in üzerinde de ziyaretçimiz geldi. Aynı zamanda 2015 değerlendirme raporumuzu internette de bulabilirsiniz. Bilişim ve yaşam konulu ana temalı kurultayda pek çok yeni şey söylendi ama sanıyorum bunları yine internet sitemizde okursunuz. O yüzden ben kısa kesiyorum. Yeni bir kurultayda buluşmak üzere herkese esenlikler diliyorum. Sponsorlarımız için plaket törenine geçiyoruz. Kahve sponsorumuz olan Teknopark adına plaketi almak üzere Aslı Baltay'ı, Sayın Aslı Baltay'ı sahneye davet ediyoruz. İlker Tabak ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyorum. Thank you.
Sayın Osman Murat Acele.
Bayanlar 2015 ödül törenine geçiyoruz. Plaketleri vermek üzere Yüksek TBD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, değerli dostlar. Sesim geliyor mu arkaya? Keyfinizi bozmak istemiyorum ama bu bilişimde yıl dönümü yaşayanlar ve yaşatanlar diye bir şey başlattık bu yıl. İsim babası Rahmi Bey'dir. Sektörde 20. 30. 40. böyle yıl dönümü olan firmaları, kurumları bir şekilde anmak gerekir. Gerçekten zorlu bir sektördeyiz. Bu sene biz kendimiz, tanıdıklarımızı, bildiklerimizi seçtik. Bundan sonraki yıllarda yıl dönümü yaşayan, yaşatan firmaların derneğimize kendilerini tanıtmalarını, başvurmalarını istiyoruz ki bu ödülü geleneksel olarak yaşatalım. Bu vesileyle gerçekten böyle 20. 30. 40. 175. yılı yaşayan firmalar, kurumlar, kuruluşlar varsa, gözden kaçtıysa şimdiden özür dileriz. Ama önümüzdeki yıllarda onlara da uzun ömürler dileriz. Zor bir sektör. Ayakta kalmak, hayatta kalmak hepimiz için zor. Bunun farkındayız. Bunu hatırlatmak için 30 yıl, 40 yıl deviren kurumları daha da güçlü kılmak için bu ödülü başlattık. Ben şimdi bu ödülü alan tüm firmaların plaketleriyle birlikte temsilcilerini buraya davet etmek istiyorum. Onlara güçlü bir alkış istiyorum sizden. Zoru başardılar, imkansız zaman alır diyoruz. Olmayan zamanımızı
beraberce yaşatıyorlar bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umarım gitmemişlerdir. Hepsini buraya davet ediyorum. Akkoç, Cenk Tezcan, Erdal Naneci, Ersin Taşçı, Kadir Yiğit Uz, Murat Başekim ve Ümit Dağcı'dan oluşan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirilmenin sonucunda ilk 3 derece, 2 mansiyon ve 1 jüri ödülü, özel ödülü belirlendi. Şimdi birincimiz olan Sayın Burçin Tetik Eşçip adlı öyküsü TV'de 17. Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nda birinciliğe değer bulundu. Kendisi ilk kadın yazardır. Ödülleri vermek üzere ilk olarak Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Sayın İlker Tabağ'a sahneye davet ediyorum. Burçin Tetik, Eşçip adlı öyküsüyle birinci seçildi. Tebrik ediyoruz kendisini. Teşekkür ederiz İlker Bey. Şimdi ise ikinci bir ödülünü vermek üzere EYK Başkanı Sayın Ersin Taşçı'yı davet ediyorum sahneye. İkincimiz Sayın Tevfik Uyar'ın 150 adlı öyküsü TV'de 17. Bilimurgu Öykü Yarışması'nda ödülüye değer bulunmuştur. Sayın Tevfik Uyar. Sanırım Tevfik Uyar aramızda yok. Üçüncümüz ödülünü vermek üzere üçüncümüzün Bülent Akkaş'ı, Sayın Bülent Akkaş'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Özgür Tırpan'ın Tarak adlı öyküsü üçüncülüğe değer bulunmuştur. Özgür Bey buradalar mı? Yoklar. Yerine Arda Akman alacak derecelerini. Vermek üzere sahneye davet ediyorum. Özgür Bey. Jüri özel ödülüne layık görülen kişi Sayın Ruken Asya Çiftçi'nin Durdu adlı öyküsü. Kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Toplu fotoğraf çekimi alalım.
hikaye. Sizi sahnede bırakmıyoruz sahneden. Diğer Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyelerini de sahneye davet ediyorum plaketleri vermek üzere. Tüm YK üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Kategorisinde Microsoft Açık Akademi seçildi. Plaketlerini almak üzere Sayın Cavit Yandaç. Patrol plaketlerini almak üzere Sayın Cem Çalışıcı.
yerini almak üzere Sayın Erdem Eriş. Plaket vereceğiz. Aselsan adına ödüllerini almak üzere Sayın Ercan Şut. Sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar, ödül törenimiz sona ermiştir. Etkinliğimize katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler.